Ali Tepeli, iyi yayınlar hocam. Teşekkürler. Garan ve Koza'ya bakalım. Hemen Garan'a bakalım. Grafiği sıfırlayalım. Evet, şimdi. Eğer bu arkadaşlar yukarı yönlü bir patlamayı yaşarsa gerçekten çok süper çıkışlar oluşabilir burada. Bakınız. Evet. Burada bir flama mevcut. Evet. Bu flama eğer gerçekleşir ise arkadaşlar. Yani bu kopuş gerçekleşir. Yani yukarı kırar ise takriben şöyle 9-8 şöyle yukarıya kırar. Hatta 9-15'ler gibi. Yukarıya kırdığı takdirde arkadaşlar bunun bakınız. Şu tepe ile dip arasında bakınız. Hemen şunun rengini farklı yapalım belli olsun. Kırmızı yapalım. Klonlayalım. Aşıldığı takdirde arkadaşlar hissemiz onlara kadar yol alabilir arkadaşlar. Bakınız. Evet. Burada bir filama oluşumu var. Yukarı yönlü bir kırılım arkadaşlar. Şöyle aşağı yukarı dediğimiz gibi şöyle ortalama bir şey çizelim. İşte 9-13'ler, 9-12'ler neyse buraların üstüne patladığı zaman arkadaşlar 10-43'lere kadar yolu var arkadaşlar. Hedef fiyatımız bu olur. Ancak yukarıya kırdığı takdirde. Evet bir filama oluşumu söz konusu. Yani filama yukarı kırdığı zaman nedir arkadaşlar? Bir al sinyaldir, bir formasyondur. Yani şunu şu şekilde çizelim tekrar. Evet. Yani hisseler yukarı hareket şöyle yapıyor diyelim. Yukarı çıkıyor. Burada bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri bu şekilde yaptığını farz edelim. Bu kırılım arkadaşlar. Evet, aynı biraz önceki hissemizdeki gibi. Yukarı kırdığı zaman arkadaşlar filamada bakın şu dipten başlangıcın olduğu yerden itibaren bakın şu sap kadar evet filamanın sapı kadar ne yapar? Yukarıya hareket yapar. İşte aynı hareket arkadaşlar. Evet. Biz yine desteğimizi belirtelim burada. 8.90 destekli 9.13 dirençli takip ediyoruz arkadaşlar. 8.90 ve 9.13 arasında takip ediyoruz. Şu anda filama oluşmak üzere. Umarım oluşur. Eğer oluşmaz ise de arkadaşlar dediğim gibi 8.80'den altı da risk barındırır ona göre. Haftalığa bakalım. Yine burada haftalıkta RSI'nin döndüğünü görüyoruz. Bu sıkıntılı. Bu RSI'nin burada kırması lazım. Evet, kırmızı çizgin kırılması lazım. Haftalıkta da arkadaşlar dokuz 17 üzerine kapanışlar bizi yukarıya taşır arkadaşlar. Evet. Karan bu şekilde. Kozuya bakalım. Koza altın madencilik neyse koza madencilik. Evet. Günlükte sat vermişti. Bakalım durum ne? Evet, gerçekten epey değer kaybetti. Şimdi en son bu videoyu yayınladığımızda arkadaşlar Koza ile ilgili videoyu yayınladığımızda şu grafiği tekrar sıfırlayalım. Ne demiştik arkadaşlar Koza için? Bakın şuranın altında ki zaten 100 günlük hareketli ortalamaya da denk geliyor. Bakınız. Şuranın kırılması, şu kırmızı çizginin kırılması, yeşilin kırmızıyı kesmesi. Yani
6.94'te arkadaşlar ne yaptı bu hissemiz? Sat üretti arkadaşlar. Yani 6.94'te bu hisse sat ürettikten sonra her şeyiyle bakın satı vermiş. Yani bu hissede durmanın bir anlamı yoktu arkadaşlar. Yani burada bu hisseden çıkan bir arkadaşımız bakınız bugüne kadar ortalama 8 iş gününde yani 8 borsa gününde toplam %14 değer kaybetmiş arkadaşlar. Yani siz burada bundan çıkmış olsaydınız %14'lük bir değer kaybının önüne geçmiş olacaktınız. Yani daha önceki en sonki bir önceki koza videoma bakabilirsiniz. Yani bunu aynen bu şekilde işlemiştik. Ve gerçekten bakınız aşağı yukarı 2 hafta olmadan %14'lük değer kaybetmiş oldu koza madencilik. Ya bunları neden gösteriyorum? Yani bir hissede nereden çıkmamız gerektiğini bilin diye arkadaşlar. Yani bakınız yukarı çıkıyor, geriye geliyor, tekrar yukarı. Bakın şurada bir tepemiz var. Bu tepenin altında yeni bir tepe oluşmuş. Bakınız bu tepe aşılamamış arkadaşlar. Bu direnç kırılamamış. Yani şurası kırılamıyor. Daha altta bir kapanış tepecik oluşuyor. Ve şurada bir bakınız bir yukarı hareket başlatıyor ve burası güçlü bir artık bizim için destek arkadaşlar. Yani sana diyor ki ben burada bir destek oluşturdum. Şurada buraya kadar benim dayanma gücüm bu hisseyi taşıma gücüm buraya kadar. Bunun altında ben bu hisseyi kaldıramam, taşıyamam. Gerçekten de bakın bunun altında kaldıramadı, taşıyamadı aşağı doğru sarktı arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim şu saatten sonra ne olur, ne yapılabilir onun yorumuna. Hemen bunları kaldıralım. Evet. Kapanış itibariyle 5.96 altında kapanış yapmadığı takdirde bu hisseyi yani 5.96, 5.95 stoplu arkadaşlar takip edebiliriz. Bakınız bu şekilde bir takibin kesinlikle hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. Yani kaybınız, değer kaybınız gerçekten az olur. Yani şuraya eğer hissede değilseniz ve kozaya girmeyi düşünüyorsanız diyelim ki şu anki fiyat 6.06 arkadaşlar. Yani hemen şunu büyütelim. Bakınız şu anki fiyatımız 6.06. Kendinize hedef koyacaksınız. Yani ben şu anda bu hisseyi alıyorum. Bakınız burada bir direnç oluştu, destek oluşmuş. Bakın şurada bir destek oluşmuş. Diyeceksiniz ki ben bu desteğe kadar dayanırım. Bu desteğin altında yer almam. Bu şartla girdiğiniz takdirde bakınız şu anki hissemiz şurada. Şunu kaldıralım. Yanlış bir çizim oldu. Bakın şu anki fiyatımız ve bizim stop olacağımız nokta. Arkadaşlar, kendinize bu kararı aldıktan sonra bakınız ben diyeceksiniz ki 5.96'nın altında ben bu hissede yokum. Kapanış itibariyle 5.96'nın altında bir kapanış yaptığı takdirde ben bu hissede yokum derseniz ve gerçekten hisseyi şu anda 6.06 hisseyi aldınız ve hisse 5.96'nın altına düştü. Sattınız. Sizin kaybınız %1.73 olacaktır arkadaşlar. -1.73. Ancak buna uymadığınız takdirde işte 5.96'nın altına düştüğü takdirde aşağı doğru bu hareket devam eder. Örneğin 5.60'lara gelir. Akabinde 5'lere gelir. Yani siz pişman olursunuz. Onun için kendinize bir kar marjını, bir zarar seviyenizi önceden hisseye girmeden önce belirleyin arkadaşlar. Evet. Bu hissenin desteği şu an itibariyle 5.96. 5.96'nı destek kabul ederek devam edersiniz. 5.96'nın altında sıkıntı söz konusu olabilir arkadaşlar. Haftalıkta da yine satın üretmiş. Evet, bakınız haftalık grafiğimiz.
Şimdi arkadaşlar, işte stoplara uymadığınız zaman sizleri bekleyen, bakınız, şuraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir numaralı bölgeye, takriben fiyatı 5.56'ya. Burası kırılır ise bakın şuralara, buranın da takriben fiyatı 5.10 ile 5.30 arası değişir. Yani bu destekler kırıldığı müddetçe daha aşağıda yeni desteklerle, daha yeni düşüşlerle ne yaparsınız? Karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, dediğimiz gibi 5.96, 5.95 destekli takibe devam. Evet, Koza'yı da geçiyoruz. Soda güvenli alım bölgesi nedir? Soda'ya bakalım hemen. Mustafa Bey'in sorusu. Yani benim güvenli alım noktam her zaman bu, yani benim mantığım şu kırmızı olan 100 günlük hareketli ortalama benim için en güvenli alım bölgesidir. Yine bakın şurası. Şimdi eğer burada bu kırmızı çizgi buraya kadar böyle yan yan geldi. Bizim hissemiz de burada bu kırmızı çizgiyi kesti. Buradan bir iki kapanış yaptı. Benim için güvenli alım budur. Herkesin güvenli alım bölgesi bence farklı olabilir. Yani o da var. Kimi der 5 günlük hareketli ortalamayı açtığımız zaman benim için güvenli alım der. Kimisi der ki 5 günlük hareketli ortalama 10 günlüğü kesti güvenli alım. Kimisi destekten döndü. Kimisi 100 günlük hareketli ortalamaya kadar düştü oradan döndü. Herkesin güvenli alım bölgesi farklı olmalı bence. Çünkü yani biz şunu deriz işlemez sıkıntı olur. Ancak şu var. Burada soda. E 6.55 bakınız 6.55 destekli stoplu soda denenebilir arkadaşlar. Yani bu şekilde yola devam edilir. 6.55 kendinize stop koyacaksınız. Yani şu anda 6.74. Yani bu 6.55 bandı kırılmadığı müddetçe olumlu. 6.55 bandı kırıldığı zaman arkadaşlar bizi bakınız şurası karşılar. Aynı Koza'da göstermiştik ya. Bizim için 6.23 ölüm kalımın olduğu yer 6.23'tür arkadaşlar. Yani bunun altına düştüğü zaman geçmiş olsun. Ancak burada bir güçlü bir alım oluşmuş. Yani bu bir nebze şu 5 günlük hareketli ortalamaya kadar çıkabilir. Yani 6.79'lara kadar. Burası kırılırsa kırmızı 6.99'lar 7'ye kadar çıkabilir. Yani artık bunu kendiniz test edeceksiniz. Kendiniz tespit edeceksiniz. Şu anda 6.55 destekli soda devam edilebilir. Şimdi bir genelde güvenli alım da şu da oluyor. Yani düşeni kırma dediğimiz dük olayı var ya. Bu pozisyonu yakaladığınız zaman bence en güvenli alım bölgesi orasıdır arkadaşlar. Yani şöyle büyütelim şurayı. Bakınız, bir hisse için güvenli alımın olacağı nokta. Örneğin arkadaşlar, hissemiz şu şekilde aşağılardan girdi, yukarı çıktı. Bakınız, şu tepeden, pardon, şuradan döndü. Bakınız bu hareketi sık sık yapıyoruz diyelim. Bakınız. Şimdi burada yani buraya geldi diyelim. Hissemiz bu şekilde arkadaşlar. Bakınız. Burada güvenli alımı size anlatayım. Şimdi düşen bir trenddir. Yani bir ayı piyasasıdır. Şimdi iki tane bakınız. Şunu tekrar siyah yapalım. Niye böyle oldu? Evet.
Bakınız şimdi iki tane bizim burada, hatta üç tane desteğimiz var. Bakınız. Allah Allah. Kafayı yemeye başladı burada. Bizim çalışma kayboldu. Şimdi tekrar alalım bunu. Şimdi sodadan girdik, güvenli alım. Evet. Evet. Maalesef kafayı yedi. Şimdi şöyle diyelim, bakınız. Şimdi bizim için güvenli alım neresiydi? Şimdi onu göstereceğiz. Örneğin bu şekilde. Bakınız birin... Allah Allah. Bakınız birinci iyice kafayı yedi arkadaşlar bizim sistem. Bakınız birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek. Yani üç tane destek yapmış arkadaşlar. Şimdi bu şekilde piyasada biz ne yapacağız arkadaşlar? Takip edeceğiz. Şimdi burada bu şekilde bir durumda iki tane güvenli alım olur arkadaşlar. Bir, burada bir düşeni kırarsa bakınız bu yerlerde şu trend çizgimiz kırıldığı takdirde bakın şuralarda bir kırılım gerçekleştiği zaman da bizim için güvenli alımdır. Hisse ciddi anlamda değer kazanır. Bu bir. Hissemiz diyelim ki tekrar indi aşağı indi indi tam bu destekten döndü. Bakıyoruz geçmişte 3 defa buradan dönmüş. Yine buradan yukarı bir kıvrılma yaptı. Bizim için burası da güvenli alımdır arkadaşlar. Şu destekten dönüş güvenli alım. Şu yukarıda direncin kırılması nedir arkadaşlar? Güvenli alımdır. Evet, benim için güvenli alım destek dönüşleri ve direnç kırılımlarıdır. Ters omuz baş topo formasyonlarıdır. İkili diplerdir. Ne bileyim vesaire vesaire. Evet, tüm çizimleri kaldıralım. Grafiği sıfırlayalım. Şimdi evet. Sodamız bu şekilde. Yani isterseniz yani burayı alıp şurayı destek kabul ederek bir alım yaparsınız. 6.55, 6.56. Dilerseniz 5 günlük hareketli ortalama 6.79 kırıldığı zaman bunu güvenli alım olarak görürsünüz. Veya dilerseniz biraz önce gösterdiğimiz gibi bakınız şu şekilde bakınız. Buralar kırıldığı zaman güvenli alım görürsünüz. Veyahut da bizim Fibonacci çizgilerimiz var. %60, 61.8'lik seviyeler kırıldığı zaman güvenli alımdır. Ha bunlar vesaire vesaire değişir. Evet. Ancak konu sodaya gelmişken işte sodayı da diyoruz ki ortalama 6.57, 6.55 destekli takip edebilirsiniz sodayı. Evet. Vanet hakkında bilgi verir misiniz demiş. Evet. Vanet gıda. Oo, bu da ilginç. Yani bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Evet. Şimdi Vanet'te
1.71 önemli bir direnç. Daha önce bakınız denenmiş, aşılamamış. 1.71. Evet, 1.71 direnç aşıldığı takdirde olumlu. 1.45 destek. Bu desteğin kırılması akabinde 1.30'ları getirir. Şu anda hissemiz 1.61'de. İşte 1.45, 1.71 arasında takip ederiz. 1.71 direnci kırıldığı takdirde 1.73, 1.74 gibi olduğu takdirde pozitif. Ancak 1.45 kırıldığı takdirde 1.30, 1.30'un altı da uçurum olur. Evet. Haftalık bakalım yine. Bakınız haftalıkta da 1.45 arkadaşlar. Yani haftalıkta da 1.45 ve 1.71 destek direnç olarak çalışıyor. 1.45 ve 1.71 arasında demek ki hem günlük hem haftalıkta takibini sağlıyoruz. Vanet gıdanın. Şu an endeks 102.376. Oo. Bizim Galatasaray renklenmiş güzel. Arçelik güzel. Doko ağır ağır her gün yükseliyor. O da güzel. Evet, umarım iyi olur arkadaşlar yani. Evet, Vanet Gıda akabinde Aksen. Evet, Aksen'i inceleyelim. Aksen'e de daha önce de bakmıştık. Hatta Aksen'le ilgili sınırımız vardı. Bakalım ne olmuş durumda. O MAC'imiz satür etmiş arkadaşlar. Yani tehlike arz ediyor. Ona göre dikkat. Evet. MAC indikatörü satür etmiş. RSI tam sınırda. Eğer RSI burada yükselen trend çizgisini, destek çizgisini kırarsa tehlikeli. MAC'imiz zaten tehlikeye binmiş durumda. Yani hani güvenli alım diyorduk ya biraz önce. İşte bu ise şuradan kırılım yaparsa alınır ve şuraya gelip de buradan tekrar bir yukarı hareket dönüş yaparsa alınır. Şu anda arkadaşlar parabolik sar satür etmiş. Zaten buradan dönmüş. Şöyle gösterelim bunu da. Evet, 3.04 üzerinde olumluyuz arkadaşlar. Evet. 3.04 direncimiz. 2.84 desteğimiz. Yani 2.84'ün altında 2.55'lere kadar bir yolculuk yapabiliriz. Onun için dikkat diyoruz. Evet. 2.84 destek. Bu desteğin kırılması 2.53'leri getirir. Getirebilir de diyelim daha doğrusu. 2 yani 3.04 de direncimiz arkadaşlar. 3.04 bandı kırılırsa 100 günlük hareketli ortalama olan 3.20'lere kadar yol alabiliriz aksende. Evet, günlüğü bu şekilde MAC'imiz olumsuz, RSI'miz tam sınırda. Evet, haftalık yine bakalım RSI ne yapmış haftalıkta. Haftalıkta şu kırılımın gerçekleşmesi lazım. MAC al üretmiş ancak yine haftalıkta da arkadaşlar 2.84 direnci mevcut. Pardon, desteği mevcut. Ona göre takibini sağlayın. Karsan ve Zoren'e bakalım. Evet. Karsan. Motiv. Oh, Karsan. Maalesef. Yüz günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir yolculuk yapıp tekrar bu yolculuğu tüketmiş durumda şu anda. Şöyle bir
Trend çizelim. Evet arkadaşlar, Karsan ilk satını bakın şurada vermiş. Evet, 1.45'te satını vermiş. Yani burada bu hissede yer almamak lazımdı arkadaşlar. Bakın şu kısım bizim için önemliydi. Bakınız burada kesin satını vermiş. Burada çıkan bir arkadaşımız, yani burada gemiyi terk eden bir arkadaşımız şöyle 2-3 gün içerisinde %6,5'luk bir değer kaybının ne yapardı? Önüne geçebilirdi. Evet. Şu anda bizim için artık direncimiz arkadaşlar 1.38 olmuş durumda. Yani 1.38'lik destek, daha önce destek olan bu direnç, şu anki direncimiz kırılmış. 1.38'in altında tehlikedeyiz. Biz arkadaşlar şu anda 1.33 karşılar. 1.33'ün altında da bir trend çizgimiz var. Bakınız şuralar, eğer buralardan bir dönüş gerçekleşirse şu trend çizgimizden, bakınız da şurada bir destek, burada destek. İşte artık bunları sırasıyla takip edeceğiz arkadaşlar. 1.38'in altında negatifiz. Bizi 1.33 bekliyor. 1.33'ün altında da şu trend çizgimizi bekliyor. Onun için dikkatli olalım. Karsan'da. Evet. Evet. Karsan'da dikkat günleri başlamış durumda.